Hani ağlamayla bu iş çözülmez Didem abla. Konuşacak bu. Elinde sonunda konuşacak. Gel desen gelirim ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler ülkeler. Nefes alabiliyor musun? Nefes alabiliyor musun? Anlatmak var. Yine senin derdindeyim bugün yine yar. Gel desen gelirim ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak. Ne fazla? Denizler, ülkeler gezip. Ya oğlum için. Sabretecek bir şifrem yok. Yani ya, sabretmeye için hiçbir şey yaptım sabre... diyorsun. Oğlun senin karşına geçti diyor ki anne yok, diyor kimsen... sen diyor yalandan anlıyorsun diyor. Ben kimse hiç almayayım dedim. Mustafa'nın sevgilisi şu anda senden hesap soruyor. Yok inan ki yok. Konuş artık ya. Yok Didem Hanım. Kimi yok, koruyorsun yok, kurban Didem olayım ben ya. Ben ne için susam Didem Hanım bende bir şey yok. Bir tek yok. Yenildim her seferden. Hoşça kal demedim hiçbir zaman kimse. Ayrılık dedim. Allah'ımdan başka bir şey yok. Kalsın mahşerde. Ben varım Fatma, yardım edeceğim sana ya. Yok, yok. Yardım edeceğim sana ama artık başkalarına fazla olma. Konuş, yok, konuş. Oğlum yok, konuş. Susmam, susmam. Çocuğum için susmam. Diyelim için değil, çocuğum için susmam. Git. Benim yok. Yerlerde mertlikte yaşam. Vurulup uğruna düşüp. Allah belamı verseydi benim de çıkmasaydım bir yanda. Öyle ya. Doğmasaydım. Bir çelişki bu. Yüreği pek. İnsan olan yolları beni mahvettirdi. Yetirdim ya. İşte malzeme oluyorsun. Herkes ama yok. Vurulup ya onun nefes almaması için elimden her şey geliyor ama yok. Yok. Öyle yaman bir çelişki bu anlatan. Bana oyun kurmuş başka bir şey yok. Yüreği pek kaçır kadar yitirdim. Hoşça kal demedim. Hiçbir zaman kimseye. Ya o zaman çocuğa sen kim abiyle bıraktı diye neden sormadın Fatma? Ha Fatma? Ha Fatma? Didem Hanım zaten onun pişmanlığı çok bende. Ya gözünü seveyim ya. Bir ay boyunca karnının büyümesini neden bekledin? Kurban olayım neden? 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 Allah aşkına neden? Zaten ateş yaşıyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hoşça kal demedim. Allah'ım ya. Tutuklanıp da gitmesin istiyorum çocuğumdan. Başka bir şey istemiyorum. Ayrılık dedim. Zeynep'in sana soru sorması ağrına gidiyor. Yasin'in sana soru sorması ağrına gidiyor. 10 yıl boyunca Mustafa için orada kalmışsın. Bak şimdi sevgilisi sana soru soruyor. Haklı sorular soruyor. Ama soru soruyor. Oğlun Yasin diyor ki anne ben senin gözyaşlarına inanmıyorum diyor. Kim inanmayacak? Tüm bunlar için değer miydi? Kimse inanmasın. Değer miydi? Konuş artık değmezdi. O yüzden ya. Değmezdi. Kimse için değmezdi. Değil, görüyorsun. Ama mahvettim. Kendimi mahvettim. Çocuğumu evet. Mahvettim. Kendimi mahvettim. Kendimi mahvettim. Çocuğumu ortadan kaybettirdi. Çıkmasın. Zeynep kim? Mustafa'nın sevgilisi, yeni hayat arkadaşı. Kapak. Hiçbir şey değil. Hayır, sadece seviyor kapak. Onu. Seviyor hiç, yani. Kimseyi sevmez Didem Hanım. Hiç seviyor. Kusura bakma. Evlatları sevmeyen kimseyi sevmez. Evlatları sevmeyen kimseyi Zeynep, sevmez. Zeynep seviyor mu seni Mustafa? Seviyor. Seviyor abla. Bence seviyor. Aa
ağzını topla. Bak, küfür benim, etme de ağrına mı gidiyor Zeynep'i sevmesi? Benim ağzımı açtırma. Ben inanmam. Sevdiğini sevdiğine inanmam ben. Hiç kusura bakmasın. İster inan. Bununla gidecek, gidecek yeri olmayınca oraya kapak yapacak. Başka bir şey yok. Evet. Benim Allah'a şükür evim de var, yurdum da var. Evet. Evlenecek misiniz Zeynep? Evlenecek misiniz? Yani ağzıyla söylemiyorum Didem Hanım. Kira şeyini ödeyemeyen bir insan nasıl... Ben evleneceklerini biliyorum. Evlenecek misiniz Zeynep? Neyle evlenecekler? Evet. Ne var evlenecek? Evet abla. Evlenecekler, ben öyle biliyorum. Aslında neyle evlenecekler? Hani para? Nerede çalışacaklar? Vallahi Mustafa sana vermedi. Değerin fazlasını Zeynep'e veriyor. Versin. Neyle verecek? İkisi de çalışsınlar. O bu çalışır, o yer. Çalışırız ya, çalışırız. Hmm. Çalışırız çalışmayla. Hiçbir şey olmaz. 48 yaşında, 48 yaşına kadar çalışmamış insan nerede çalışacak? Anladın mı? Hmm. Çalıştığımızı yeriz. Sen çalışırsın, onu yeriz. Ekmek de olsa, kuru ekmek de olsa beraber paylaşır yeriz. Senin o kızın rüyalarına girmiyor mu hiç? Gidemem, nasıl keser bir anasın sesini? Sen ya? Nasıl o yaşadığın yere nasıl gönderdin onu? Senin vicdanın yok mu? Bile bile o kızı ölüme mi sürükledin oraya? Babası mı yaptı? Babasını mı koruyor diyorsun? Evet, babasını koruyor. Mustafa da böyle düşünüyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle düşünüyor abla. Birini koruyor yani. Evet. Babasını koruyor. Babası niye kaçtı orada? Mustafa'yı koruduğu gibi. Aynen. Kimi koruyorsun Fatma? Hiç kimseyi korumayalım Didem Hanım. Ha, ya bu kız, ikisi de aynı benim. Bu kızı niye göndermiş Didem abla? Niye aç susuz kalsaymış da devlete verseymiş. Oğuzhan'ın verdiği gibi devlete verseydi bu kız bu hayatta olsaydı ya. Devletin kapısına niye bırakmamış? Seni sorsun diye. Ha, aynen. Ben soruyorum işte, niye bu yapışım? O ağız... Didem ablama saygısızlık yapmıyorum, açıklarım ben. Hayır, hayır. Hani senin evladını ortaya attığın gibi değil mi? Abi ben evladımı hiçbir zaman ortaya atmadım şu an. Evet. Bunu da bil. Aynen. Tamam mı? Kapak yapmak için, burada kapak kalmak için de evladım. Evlat katili değilim. Ben kapak olayım da evlat katili olmayayım. Anladın mı? Ben evlat katili bilen değilim, kusura bakma. Evet, öylesin. O zaman konuşacaksın. Bir ay boyunca hamile oldu. Karnının büyümesini beklemezsin. Ana olsaydın onu sorardın. Sen ana olmuşsun da dört çocuğun başındasın. Niye sormadın kızına? Benim çocuğum başında olacak mı? Dört çocuğun başında olmadın, dur. Olmadın, niye biliyor musun? Biliyorsun çünkü kimden hamile kaldığını sen. Hmm. Evet, onu dersin. Yani sen gibi uyusun. Sorardın kızına. Gece uyku ilacı verdim de onunla bunlarla konuşmaya giderdim. Evet. Bilmeseydin sorardın kızına hamile olup olmadığını. Sen çok iyi biliyorsun kimden hamile olduğunu bu çocuğun. Sen gibi uyudurdum, akıllı olsaydım sen gibi uyudurdum. Evet. Ağzından o kelime çıkacak Allah'ın izniyle. Çıkacak. O çocuğun mebalini çekeceksiniz kim yaptıysa. Aynen. Bu dünyada değil ama öbür dünyada çekeceksiniz. Sen de biliyorsun demek ki. Bildiklerimi söylüyorum işte ben. Senin ne yaşadığı da bildiğim için bak Didem ablanın hatırına sesimi çıkarmıyorum. Anladım. Söyle çıksın artık her şey ortaya. Merak etme, ben bu şey açtıktan sonra ben şeyi açacağım, merak etme. Aynen, içeri girdiğin zaman söylersin o zaman. Evet. Senin ağzına gireceğim ya. HTS'yi sorduğun gibi onu da söylersin orada. Senin ağzına gireceğim ya. Aynen. Senin ağzıyla da Mustafa içeri girecek değil. Adam gibi konuş. Neyin ne olduğunu anlat her şeyi. İstersen Mustafa da girerse girsin içeriye. Bak yine söylüyorum. Girerse girsin içeriye. Ama benden. Adam gibi her şeyi açıkla. Açıkla. Yeter artık. O zaman korksun benden dedim hanım. Biraz vicdanın var.